Bugün bir değişiklik yaptık sevgili çocuklar. Annelerimizi, babalarımızı da yanımıza aldık. Çünkü biliyorsunuz saatler kaldı. Anneler gününü kutlayacağız. Saatler kaldı. Böyle olunca da annelerimizi ve tabii ki babalarımızı da yanımıza alalım. Şöyle öykülerimizi onlarla birlikte dinleyelim istedik. Şimdi sevgili çocuklar, gelin isterseniz alkışlarınızla sınıfımızın öğretmenini yanımıza çağıralım. Bakalım bu etkinliği nasıl, ne zaman yapmaya karar verdik, nasıl yaptık? Buyurun. Birsen İnal. Kendisi bir eğitimci ve bir yazar. Öncelikle arkadaşım, çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şahsiyetin Diyarbakır'da olması bizim için gurur verici. Hele çocuklarımız ne kadar şanslı, valla onları kıskandım. Keşke ben de onların yaşındayken sizin gibi bir öğretmenim olsaydı. İnanın çok 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 şanslılar. Teşekkür ediyorum değerli meslektaşım. Öncelikle bizi konuk ettiğiniz için, sesimizi dünya çocuklarına duyurma imkanı sağladığınız için Söz TV'ye ve dolayısıyla Barışcan Sabancı'ya çok teşekkür ediyoruz. Çok bu teşekkür programda ederim. Olmak bizim için gerçekten çok anlamlıydı, çok güzeldi. Evet, demin dediniz ki çok şanslı çocuklar. Aslında ben çok şanslıyım ki böylesi güzel pırıl pırıl çocuklarla çalışma imkanı bulabildim. Evet. Belki de mesleğimin son dönemi olacak. Bu son dönemde de bir tarih yazalım istedim. Bir imzamız olsun. 18 tane minik yazar şu anda huzurlarınızda. Öyle mi? Evet, biraz sonra sizlere Mangalbaşı öykülerini sizin aracılığınızla tüm dünyaya duyuracaklar. Çok bu Mangalbaşı öykülerimizin serüvenini isterseniz şöyle azıcık geriye giderek biraz paylaşalım. Lütfen. Geçen yıl yaz tatiline, ben zaten özellikle çocuklarıma yaz tatili dönemlerinde hani kitap okuma alışkanlığını kazandırmak vesilesiyle hep kitap görevi veririm. Bu sene de dedim ki geçen yıl yaz tatiline bir değişiklik olsun. Bunlar önce harflerle tanıştılar. Harfler hecelere, heceler sözcüklere, sözcükler şiirlere, şiirler betimlemelere, öykülere dönüştü. Hadi dedim bu çocuklarımızın öykülerini bir de böyle kitaplaştıralım. Hı hı. Belki de dünya Türkiye'de muhtemelen ilktir. İlktir. Evet. Evet, ilk olma sevincini de yaşıyoruz. Ne güzel. Ne mutlu bana ve çocuklarıma. Tabii ki anne ve babalara, sayın velilerime. Evet. Tabii ki. Kesinlikle anneler ve babalar destek vermezlerse, hele bu kitap okuma gibi mümkün alışkanlıklar değil. Hiç edinilmiyor. Bu projeyi de gerçekleştirme mümkün olamazdı. Kesinlikle doğru diyorsunuz. Şöyle bir çerçeve plan yaptım. Dedim ki çocuklar, sizlere bir kere şu kargayı aptallıktan çıkaralım. Hı hı. Benim ilk hedefim o oldu. Hayvan sever, insan sever, dünya sever, güzel böyle sevgi dolu pırıl pırıl çocuklar olsun istedim. Zaten öyleler. Biz kargayı dedim aptallıktan çıkarıp size dedim ana kahraman olarak bir karga vereceğim. Hı hı. Bu karganın bir mahallenin şakacı kargası olsun. Mahallede işte bir aile olsun, öğretmen annesi vesilesiyle. Evde 3 tane çocuk var. Artı dedim siz istediğiniz kahramanları bu öyküye dahil edebilirsiniz. Hı-hı. Hayal gücünüzü geliştirerek öykünüzü istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Böyle bir çalışma çıkacağını bilseydim bandrollü kitap basardık. Oh. Vallahi bazen geç kalmış yine, sayılmazsınız. Yine yazarlar. Yine benim yine gözümde yazarlar. Kesinlikle. 18 tane 8-9 yaş grubu yazarla şu anda karşı karşıyayız. Bu gurur Maşallah. Verici tabloya şöyle kocaman bir alkış. Kocaman. Kesinlikle doğru diyorsunuz. O zaman Arjin'i yanımıza çağıralım mı? Evet. Arjin'cim yanımıza geliyorsun. Arjin Beyaz Taş'ı alkışlayalım. Şöyle yanımıza. Arjin'cim. Öğretmenin yazmış olduğu şiiri okumak senin için büyük gurur olsa gerek. Evet. Bu şans sana verildi. Ezberinde mi yoksa? Kağıda bakacaksın. Hemen kağıdımız geliyor. Evet. Hadi bakalım. Yanımda dur. Öğretmenimiz lütfen yanına gelin. Beraber olalım. Ak yüklü kara trende makinist olsam. Bir makinist olsam. Trenim ağır yük treni. Yükümün ilk vagonu sevgi. Son vagonu kardeşlik. Ara vagonları olurdu barış. Ağır yükümle kıvrılırken kara yılan gibi derin vadilerde, dağda, bayırda, kırda. Ansızın
Duruverdiğim küçük köy istasyonlarında sevgi yüklü vagonumu açardım kapıların ardına kadar. Sevgi çiçeklerimi bırakırdım buket buket gülücüklerimle. Küçük köy istasyonunda tüm karanlığıma rağmen geçerken bozkırlardan ak kepenginin altında kuzularını kurtlara kaptırma endişesiyle pusuya yatmış köyümün çobanlarına. Barış yüklü vagonumdan uçururdum ellerimle barış güvercinlerini. Gülümseyerek gökyüzüne özgürlüklere doğru bozkırlardan geçerken biraz daha hız alırdım yükümün hafifliğiyle metropollere doğru. Hummalı bir telaş içinde sağa sola koşuşan, koştukça savrulan kent yorgunu insanlara seslenirdim. Kardeş bu telaş ne diye bırakırdım kardeşlik yükümü iç huzuruyla metropol istasyonlarından geçerken ve yine geçerken diğer bir metropolden yüreğime patlayan silah seslerine cevap verirdim. Kara trenimin karanlığı yırtan düdüğüyle sevgi, barış, kardeşlik melodilerini çalarak boşaltırdım tüm yükümü. Sevgiye aç olanlara sevgi, düşmanlıklara kardeşlik, savaşların üzerine uçururdum barış güvercinlerimi. Tüm dünya barış içinde yaşasın diye işte o zaman bir kuş hafifliğiyle uçuruverirdim kara trenimi. Yeniden yük almak üzere aydınlık yarınlara huzur içinde. Ben bir yük treninde makinist olsaydım eğer bir sen inal. Alkış. Harika. Kara yüklü ak trende bir makinist olsam. Harikasınız. Evet. Çok güzel bir cümle. Ana temamız sevgi, barış ve kardeşlik. Arjinime çok teşekkür ediyorum. Yürekten kutluyorum. Peki. Alkışlayalım öğretmenimizi.